başarılar diliyoruz. Geçiyoruz kırmızı gruba. Kırmızı grubun lideri Ankara takımları içerisindeki bu sezonun en başarılı takımı Ankara Demirspor. Kadrosunu Samet Yeşil ile güçlendirmişti. Zaten ayrıntıları önceki haftalarda da vermiştik. Kamp çalışmaları devam ediyor. Artık onlar da yavaş yavaş sonuna geldiler. Hazırlık maçları yaptılar. Fethiye ile alınan 3-3'lük bir beraberlik. Sarıyer ile alınan 2-2'lik bir beraberlik. İnegöl'ü 2-1 mağlup ettiler. Akhisar Spor'la maç yapacaklardı. İptal oldu mu, oynadılar mı? Bugündü maç, bilmiyoruz henüz. Hava koşullarından dolayı öyle durumlar vardı. Ondan emin değiliz. Evet. Muhammed Enes Kahramanmaraş'a gitti. Fatih Özçelik Serik Belediye'ye gitti. Genel bir değerlendirme alalım abi. Şimdi Ankara Demirspor çok zor bir işi başardı zaten. Kısıtlı bir kadroyla devreyi lider kapattı. Şimdi iki tane futbolcusunu da gönderdi. Samet Yeşil geldi. Tabii Samet Yeşil, işte onu tekrar söyleyeyim. Samet Yeşil, herkes Liverpool'dan geldi zannediyor ama Samet Yeşil Bayer Ürdüngen'den geldi. Evet, 3. lig takımı. Almanya 3. lig takımından geldi. Öyle çok uçmasını kaçmasını falan beklemeyin. Üstelik aldığım şeye göre, bilgiye göre de antrenman ve maç kondisyonuyla ilgili de problemleri var. Öyle hemen Bodrum Belediye maçında ilk 11 çıkıp da sahayı dağıtacak bir durum yok Samet Yeşil. Muhtemelen belki hiç girmeyebilir bile. Muhtemelen, yani o durumuna bağlı ya da maçın gidişatına bağlı olarak değişebilir. Ama Ankara Demirspor'un böyle bir 2-3 transfere daha ihtiyacı varmış gibi hissediyorum ben. Tabii yönetimi bilmiyorum. Samet Yeşil yeter diyebilirler. Hani zaten bütçeyi kullandık diyebilirler. Bir şey, o konuda itirazım yok. Sonuçta bizim transfer istememiz çok normal de. Transferi yapacak kişilerin bu transfer için para ödemeleri gerekiyor. O bütçe bizi aşınca bizim elimizden bir şey de gelmiyor açıkçası. Peki giden oyuncular hakkında bir kayıp olur mu? Kadro dar olmasa itiraz etmeyeceğim de. Kadro dar zaten yani. Hani şimdi gençler vardı orada. Bir 6-7 tane genci götürdüler kampa ama çok verimli olamadığı için onlar hani geri döndü tekrar. Yani 2 veya 3 transfer ihtiyacı var Ankara Demirspor'un. Ankara Demirspor, ha şunu da söyleyeyim. Ankara Demirspor ne yapmak istiyorsa 2-3 transfer ihtiyacı var. Ankara Demirspor ligi domine etmek istiyorsa, liderlik kovalıyorsa, şampiyonluk peşindeyse 2-3 tane transfere ihtiyacı var. Ama transfer dönemi sonuna kadar Ankara Demirspor transfer yapmazsa başka, o zaman da hepimizin anlaması gereken şey şu ki Ankara Demirspor'un şampiyonluk beklentisi yok. Playoff potasında kalmak onun için yeterli. Zaten sezon başına girerken düşmemek için bütün strateji kurulmuştu. Liderliği kimse hayal etmiyordu. Yönetim anlamında söylüyorum. Şimdi de yani Hacettepe'nin stratejisi gibi Ankara Demirspor'un da bir stratejisi olabilir. Yani birinci lige çıkmayalım, bütçesi yüksek, oyuncuların maliyetleri yüksek vesaire gibi. Biz hani ikide iyiyiz diye düşünüyor olabilirler. Onu da işte Hacettepe'de oyuncu tercihleri ve saha performansına bakarak anlayabileceğimiz şeyi Ankara Demirspor'da transfer politikasına bakarak anlayabileceğiz. Transfer dönemi sona erdiği zaman Ankara Demirspor eğer yeterli ve geçerli takviyeleri yapmışsa şampiyonluğa ve birinci lige oynuyor demektir. Eğer yok hayır biz seni böyle iyiyiz diyorsa o zaman hani ligde kalmak bizim için yeterli, orta sıralar yeterli. Yani çok da abartmayalım. Ama eğer öyle bir karar alınırsa Gökalp abi, bu başarıya, alınan puanlara, Ankara futboluna bir ihanet olmaz mı? İhanet büyük, ağır bir kelime. O başka bir şey. Yani daha büyümek varken ki köklü bir kulüp Ankara Demirspor ve bu kadar da artık başarıya açlar senelerdir. Birinci ligi de hak eden bir takım. Yani buraya kadar gelmişken bırakmak olmaz. Yani Ankara Demirspor'un diğer bütün takımlardan farkı bir kamu kurumu olması. Şimdi belediye sporlar var evet ama yani Ankara Demirspor bir kamu kurumu. Sonuçta hani futbol şubesine, profesyonel futbola ayıracağı bütçe ortada. Sen de takdir edersin ki şimdi bu senenin bütçesi zannediyorum 3-3,5 milyon lira falan civarındadır. Yani öyle 5 milyon lira, 6 milyon lira bir bütçesi yoktur. 3-3,5 milyon lira civarında bir bütçesi vardır. Ortalama maksimum diye düşünüyorum. Ama bu takımda birinci lige çıkarsanız artık bütçesi 18-20 milyon lira civarına çıkması gerekir.
Tabi bu da kamu kurum ve kuruluşunu zorlayabilir. Ha, gelirler de artıyor tabi. Evet, ona da itiraz yok. İşte birinci yayın geliri geliyor. Ayak bastı parası başka, yayın geliri geliyor vesaire ama bu hesabı Ankara Demirspor yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı ortak kararıyla alınabilir. Kararı verecekler. Orada biz hani müdahil olamayız. Niye çıkmıyorsun? Niye şampiyon olmuyorsun diye hesap sorma hakkımız yok. Gerçekten bütçe meselesi herkes için sorun. Ama hani buraya kadar geldik, işte bir iki transferle burayı yoklayalım, işte bire çıkarız, birdeki gelirlerle bir şey yaparız, olmazsa düşeriz, önemli de değil ama hani bir orayı görelim diyebilirler ki ben demelerini tavsiye ederim. Yani ben de şu isterim. Yüzden dedim Gökalp abi, kulüp kapasitesi olarak Keçiören Gücü ve Menemen Spor'un birinci ligde olduğu, özellikle yani Menemen Spor'u ayrı tutuyorum. O 18 takım içerisindeki en düşük maliyete, bütçeye sahip takım. Buna rağmen Menemen Spor'un olduğu yerde Ankara Demir Spor'un kesinlikle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii küçümsemeyelim, o Menemen Spor'da belki Süper Lig'e çıkacak bu kadar maddi zorluklara rağmen.